cesarete alışık olmayan asil ve büyük bir millettir. Bu nedenle tarihinde bu uğurda çok savaşmış, birçok insanını şehit ve gazi vermiştir. İşte bugün burada vatan ve milletinin kurtuluşu için savaşmış, bu uğurda yaralanmış, hatta bedeninde telafisi olmayan kayıplar meydana gelmiş, aziz gazilerimizi anmak için toplanmış bulunmaktayız. Sayın Kaymakamım, programı arz ediyorum. Çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve istiklal marşı, bunun anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması, kapanış. Şimdi çelenklerin sunulmasına geçiyoruz. Arz ediyorum. Kaymakamlık çelengi. Garnizon komutanlığı çelengi. Belediye Başkanlığı Çelengi. Cumhuriyet Başsavcılığı Çelengi. Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü adına Yüksekokul Müdürlüğü Çelengi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Çelengi. Şimdi de sizleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, aziz şehitlerimiz, edebiyet ebediyete intikal etmiş bütün gazilerimizin anısına bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. Saygı duruş ve İstiklal Marşı için Bayrak Sinema Grubu, Bayrak Sinema Al!
tören alanı. Rahat, hazır ol, dikkat! Konuşmayı yapmak üzere uzman jandarma çavuş Serdar Yavuz'u buraya davet ediyorum. Uzman jandarma çavuş Serdar Yavuz. Çağın koşullarına, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak ancak tarih bilinciyle mümkündür. Türk milletinin her ferdi yaşadığı hayatın geçmişte edinilen tecrübelerinin bir sonucu olduğunu bilir. Bu bakış açısıyla gazilerinin ve şehitlerinin hatırasını canlı tutar. Onların yazdığı destanı sonraki nesillere aktarır. Böylece Türk olmanın şuurunu çocuğuna da öğretir. Milletimizin kahramanlıklarının en şanlarından birisi ve bize zaman olarak en yakını milli mücadelemizdir. Türk insanı kendine yakışan zaferi burada da elde etmeyi bilmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün etrafında kenetlenerek, onun rehberliğine inanarak bağımsızlığına göz dikenleri vatanından kovmuştur. Bu mücadelede gazilik ve şehitlik şerefine ulaşan atalarımızın destanı hala anlatılır, kahramanlık türküleri hala söylenir. Bulunduğumuz coğrafya, tarihin en kanlı savaşlarına, en karmaşık siyasi sorunlarına sahne olmuştur. Bu olumsuzluklar etrafımızda sürüp gidiyor. Böyle olmasına rağmen milletimiz ülkesini bir istikrar ve güven ortamı haline getirmeyi başarmıştır. Gazi yahut şehit olmaya hazır milyonlarca ferdiyle bu huzur, bu sükun sürecektir. Kahramanlığı ve hürriyet tutkusunun yanında milletimizin bir üstün özelliği de sahip olduğu vefa duygusudur. Bize Türkiye Cumhuriyeti'ne emanet eden gazi ve şehitlerimize gösterdiğimiz hürmet bundandır. Türk insanı gazi veya şehit olan atasını en derin duygularla anmaktadır. Sohbetinde, işinde, ibadetinde bulduğu her fırsatı bu uğurda değerlendirmektedir. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e Maraşal rütbesi ve gazi unvanı verilişinin yıl dönümünü ve gaziler gününü kutluyoruz. Bu vesileyle aramızdan ayrılmış gazi ve şehitlerimizi rahmetle anıyor, tüm gazilerimizi saygıyla selamlıyoruz. Arz ederim.